Merhabalar. Sivilce izleriyle ve sivilce sorunlarıyla ilgili çok fazla hastamız var. Aktif sivilceler özellikle ergenlik sonrasında tekrar ediyor ve devam ediyorsa bu gerçekten ciddi bir problem olarak hastaların günlük yaşamını etkilemeye başlıyor. Özellikle 20'li yaşlardan sonra hele 30'lu 40'larda karşımıza çıkan sivilce problemleri gerçekten hastalarımızın defalarca farklı tedaviler denemiş olmalarına rağmen çözülmediğinde kişilerin sosyal hayatları ve arkadaşları, işleri, çocuklarıyla olan ilişkileri etkilenmeye başlıyor. Böyle durumlarda sivilce ile ilgili başka yaklaşımlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Özellikle klasik antibiyotik ve soyucu kremler ya da sivilce için üretilmiş gibi kremlerle defalarca denenmiş olmasına rağmen ilaç devam ederken sönen sivilceler tekrar geri geliyorsa belki de cildimiz bize bir şeyler anlatmaya çalışıyordur ya da belli ihtiyaçları vardır diye düşünmenin zamanı gelmiştir. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Basit bir sivilce tedavisiyle hasta cevap alamamışsa o zaman onun cildiyle ilgili neler eksik, neler yanlış onlara bakmaya çalışıyoruz. Bugün bunlardan mikropeelingi size hem gösterip hem de anlatmaya çalışacağım. Bu yaptığımız işlemin adı mikropeeling, mikrodermabrazyon. Niye kullanıyoruz? İçinde özel alüminyum tuzları var. Köşeleri keskin. Alüminyum tuzları cilde çarpıp makine tarafından tekrar vakumlanırken cildin üstünde bir tabakayı hafifçe aşındırıyor. Mikropeeling dememizin sebebi bu. Günlük hayattan kopmayacak kadar bir soyma işlemi istiyoruz bu hastada. Çünkü herhangi bir yara izi tedavisi vesaire gibi derin çalışmamız gerekmiyor. Buradaki amaç özellikle çok aktif sivilcesi olan ve yağlanması aşırı olan hastalarda birinci hedef yağlanmayı bir şekilde kontrol edebilmek. Alüminyum tuzları bu işi yaparken yağlanmanız da çok dengeleniyor ve yeni sivilce oluşumunu engellemek için çok etkin bir tedavi. 15 gün aralarla birkaç defa yapmak yeterli oluyor. İkincisi peelinglerin hepsinin olduğu gibi bunun da amacı cildin üstündeki o yağı dışarı atmasına engel olan kapalı bir tabaka varsa, keratin tabakası çok fazlaysa ya da gözenekleri açık değilse, yani açık kapalı derken büyük küçük anlamında değil, tıkalı ise onları açmak için çok etkin bir tedavi. Böylelikle cildin içinden dışarı çıkamayan yağların da bu gözeneklerin artık çalışır hale gelmesiyle ciddi olarak normal fonksiyonuna döndüğünü biliyoruz. Bu da yeni sivilcelenmeyi çok fazla engelleyebilen ve bu tedavi olarak sivilce tedavilerine çok etkili bir tedavi olarak karşımıza çıkan bir yöntem.